19. Ulusal Kongresini yapan Çin Komünist Partisi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in adını ve yeni açıkladığı ideolojisini Çin Komünist Parti tüzüğüne dahil etti. Böylece Xi, Komünist Çin'in kurucusu Mao Zedong'un ardından, yaşarken adı belgeye giren ilk Çinli ve aynı zamanda Mao Zedong'un ardından en güçlü lider oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Etik Başkanı Karakaş şöyle dedi. Doğu Türkistan'daki baskı politikasının arka planında Çin hükümeti ve Xi Jinping vardır. Bu durum Doğu Türkistan zulmünün ileride de devam edeceğini gösterir. Diktatör Xi Jinping yönetimi, zulüm ve baskılarını sadece Doğu Türkistan'da değil, bütün Çin'de yaygınlaştıracaktır. Çin halkı bunu anlayacaktır. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yüce, Doğu Türkistan bölgesinin Çin'in yumuşak karnı olduğuna işaret ederek, bazı kaynaklara göre Çin istihbarat örgütü Uygur Türklerinin IŞİD'e katılmasına gizliden destek veriyor. Böylelikle hem Uygur Türkleri hakkında olumsuz algı oluşturup onları yalnızlaştırıyor hem de muhaliflerin kendi ülkelerinden uzak durmasını sağlıyor dedi. Çin Komünist Partisi'nde radikal değişim. Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi'nin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Keqiang dışında tüm üyeleri değişti. İspanya'da Çin mafyasına büyük operasyon. İspanya'da Çin mafyasına yönelik operasyonlarda Çin uyruklu en az 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Asya Pasifik'te Çin'e karşı ABD-Hindistan ittifakı. Hindistan'ın ABD ile stratejik ittifakı bölgesel dengelerde daha belirleyici olmasına imkan verirken, Asya Pasifik'teki hassas dengeler açısından soru işaretlerine yol açıyor. Myanmar'daki şiddetli olaylardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocukların şu sıralar yüzü gülmeye başladı. Bir çocuğun asla görmemesi gereken vahşete tanıklık ederek ülkelerinden kaçan çocuklar Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun eğitim projesiyle işler acısı durumlarını biraz olsun unuttu. Einstein'ın mutluluk formülleri açık arttırmayla satıldı. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın mutluluk formülleri içeren iki notu Kudüs'teki açık artırmada 1.560.000 dolara satıldı.